Nilay, selam, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk Renay. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. İrlanda'ya geldin, Dublin ofisimize geldin. Bizi ziyaret ettin, ta İzmir ofislerinden. Biraz kendinden bahsetsen, İrlanda'yı nasıl buldun, ondan bahsetsen, sözü sana bırakayım, olur mu? Tabii, çok teşekkür ederim. İzmir ofiste çalışıyorum. Bir yıl oldu toplamda. Okulları anlatıyoruz öğrencilerimize. Okulları daha yakından tanıyabilmek için, daha iyi yönlendirmeler yapabilmek için buraya ziyarete geldik Elif'le beraber, İstanbul ofisten Elif'le beraber. Hem dil okullarını hem üniversiteleri gezdik, öğrencilerimizi ziyaret ettik, Dublin ofisi ziyaret ettik. Bayağı dolu dolu, verimli bir gezi oldu bizim için. Peki, sana şimdi İrlanda ile alakalı hem kafanı karıştıracak hem de düşünceye sokacak birkaç tane sorum var. Öncelikle İrlanda ve Türkiye karşılaştırması yapacağım sorularım geliyor. Hazır mısın? Hadi bakalım. Hazırım. Başlıyorum. Grafton Street mi, İstiklal Caddesi? Grafton Peki neden? Street. Çünkü İstanbul İstiklal Caddesi çok daha kalabalık. Kalabalık birazcık yorucu olabiliyor. O nedenle Grafton Street seçtim. Harika. Peki, Türkiye'deki yediğin atıştırmalıklar mı yoksa İrlanda'da yediğin atıştırmalıklar mı? Kesinlikle Türkiye'deki atıştırmalıklar çok daha fazla çeşidimiz var. O konuda emin olabilirsiniz. Bir diğer soruma geliyorum. İrlanda'nın hava durumu mu, Türkiye'nin hava durumu mu? Tabii ki Türkiye'nin hava durumu. Dört mevsim yaşamak gerçekten harika bir duygu. Burada ben bir de kışın geldiğim için hava çok erken kararıyor. Uyandığımda hava karanlık oluyor. O yüzden tabii ki Türkiye'nin hava durumu. Bir diğer soruma geçiyorum. Efes mi, Guinness mi? Zor bir sorun. İkisinin de yeri ayrı. ama sanırım Guinness diyebilirim. İlk içtiğimde biraz tuhaf gelmişti. Belki o zaman sorsaydın Aromalı bir içki Efes aslında. diyebilirdim. Evet, ama sonraki denemelerimde daha hoşuma gitti aroması. O yüzden sanırım Guinness diyeceğim. Harika. Peki bunun üzerine Irish pub'lar mı, Türkiye'deki pub'lar mı? Irish pub'lar. Çünkü çok Bunun geleneksel. cevabı çok açık Evet, gelebilir diye evet. düşünüyorum. Geleneksel ve tamamen Irish müzikleri çalıyor. Çok keyifli geçiyor gerçekten. Harika. Peki İrlanda'da yaptığın bir kahvaltı mı yoksa Türk kahvaltısı mı tercih edersin? Türk kahvaltısı. Tartışmasız bir Çok şekilde. tartışmasız. Çok, cevabı çok net bir. Evet. Bunda ben de kesinlikle katılıyorum bu arada. Evet. Kuru Türk lasanla. kahvaltısının yerini bence dünyadaki Hiçbir. hiçbir kahvaltı kültürü alamaz diye düşünüyorum. Evet, Ben şahsen kesinlikle. görüşüm. Peki, son olarak. Irish kahve mi, Türk kahvesi mi? Linç yiyebilirsin. Yine zor bir soru. Tabii ki Türk kahvesinin yeri çok ayrı ama ben Irish Harika. kahveyi Türk kahvesini çok sevmediğimi düşünüyorum bu cevabı verdiğin için. çok beğendim. Yani evet, birazcık. Geliyorum İrlanda içindeki karşılaştırmalara. Hazır mısın? Hazırım. O zaman seç bakalım. Galway mi, Cork mu? Galway. Neden Galway? Galway çok daha hareketli bir yer bence Cork'a göre. Bir okyanus kenarı. Ben denizi çok seviyorum. Okyanusa bu kadar yakın olması çok hoşuma gitti. Cork daha nehir kenarı bir yer. Galway bana daha iyi hissettirdi, öyle söyleyebilirim. Teşekkürler. Aynı zamanda Galway bir öğrenci şehrinde. Evet. Kültür başkenti olarak da biliniyor İrlanda. Geliyorum ikinci soruma. Dublin'in güneyi mi, Güneyi. Güney tarafları biraz daha elit, sokakları daha ferah, evleri daha güzel diyebilirim. kuzeyi mi? Teşekkürler. Fish and chips mi, İrlanda yapmışsın? Fish and chips, bu cevap herkese göre değişebilir. Ben balığı çok sevdiğim için onu seçtim ama aslında birazcık ağır bir yemek olduğunu söyleyebilirim. İrlanda yahnisi de güzeldir ama ben fish and chips diyorum. Harika. Peki, Henis mi, Zara mı? Gelelim moda tutkunlarına. Bu da zor bir soru oldu benim için. Fiyat olarak değerlendirmek gerekirse tabii ki Penis. Fiyatları gerçekten çok uygun. Ama model ve çeşitlilik ve kalite konusunda tabii ki Zara. Harika. Ben de Penis sonuna kadar savunanlardanım. Evet. Ama uzun vadeli kıyafetlerde değil. Burada onu da hani biraz açıklayayım. Ama fiyat performans olarak kesinlikle en iyisi de burada.
buradan. Hakkını da yedirmem. Tabii sen daha çok tecrübe ettin. Ben sadece dışarıdan bir göz alıyorum. Çok haklı. Uzun vadeli şeylerde evet kullanışlı olmuyor biliyor ama fiyat olarak tabii ki. Evet. Var. Peki. Ailenin konaklama mı, yurt konaklama mı? Bu da benim için zor bir soru. Şöyle ben gelecek olan öğrencilerime her zaman bir iki ay aile yanı tavsiye ediyorum. Çünkü İrlanda kültürünü yakından tanımak açısından gerçekten çok güzel bir hayat tecrübesi. Dilinizi geliştirmek için de gerçekten faydalı oluyor. Akşam okulunuzdan ya da işinizden döndüğünüz zaman sohbet etme fırsatınız oluyor aileyle beraber. Bir de şansınız yaver gider de ailenizle iyi anlaşırsanız ki çoğu zaman böyle oluyor. Konaklamanız orada bittikten sonra da hani bir dostluk kurmuş oluyorsunuz. Bunun örneklerini de yaşadık çok öğrencilerimizden. O açıdan güzel bir hayat tecrübesi bence. Ama tabii ki yurt daha konforlu. Fiyatları daha yüksek evet ama kendinize ait bir çalışma masanız, banyonuz vesaire olabiliyor. Bir giriş çıkış saati yok. İşte aile yanında olduğunuz zaman birazcık daha onlara bağlı kalmanız gerekebiliyor. Onların kurallarına uymanız gerekebiliyor. Bence aile yanının ilk aşamada tercih edilmesi gerekiyor. Ancak uzun vadede yurt diyeceğim. Harika. Son soruma geliyorum. Temple Bar bölgesi mi, Grafton Street bölgesi mi? Temple Bar bölgesi. Temple Bar bölgesi daha hareketli, çok canlı bir yer gerçekten. İnsan orada daha enerjik ve pozitif hissedebiliyor kendini. Grafton Street'te alışveriş için gerçekten güzel bir yer ama ben biraz hareketlilik sevdiğim için Temple Bar bölgesi diyeceğim. Harika. Cevapların için teşekkür ederim. Benim sorularım bitti. Bunlar senin kişisel tercihlerin tabii açıklamalarıyla birlikte faydalı olduğunu düşünüyorum izleyenler için. Teşekkür ederim. Son olarak bir şey istesem. İran'da gelecek öğrenciler için bir tavsiyen var mı? Sen de gördün burayı, sen de tecrübe ettin. Ne söylersin gelecek olan öğrencilere? Tabii ki. Birden çok tavsiyem olacaktır öncelikle. İlk olarak buranın İklimine hazırlıklı olarak gelin. Bunu İzmir'den gelen biri olduğum için ilk sıraya koydum. Özellikle İzmir, Antalya gibi bölgelerde yaşıyorsanız gelirken buna hazırlıklı olun derim. Onun haricinde Türkiye'de işlerinizi ve bir hayat alışkanlığını bırakıp geliyorsunuz buraya. O yüzden burada ilk aşamada biraz hayat zorlayabiliyor öğrencileri. Alışkın olduğunuz düzenden çok daha farklı bir düzen, çok farklı bir iş, yeni bir ülke, yeni insanlar, yeni bir çevre. O yüzden işte konaklama olsun, iş bulma aşaması olsun, bu kısımlarda öğrenciler birazcık karamsarlığa kapılabiliyorlar. Ama buraya geliş amacınızı hiçbir zaman unutmayın. Burası en önemli nokta. Ne için yola çıktınız, niye burayı seçtiniz ve buraya neden geldiniz? Zorlandığınız noktada hep bu hakkınızda olsun. İçinizi karartmadan, kendinizden emin adımlarla yavaş yavaş ilerleyip ben amacınıza ulaşacağınızı düşünüyorum. Çünkü çaba sarf ettiğiniz zaman gerçekten yoluna girmeyen bir şey yok. Evet zorlukları var, konaklama bulmak gerçekten zor. Geldiğiniz döneme göre iş bulma süreciniz biraz uzayabilir. Ama oluyor, olmuyor değil. Bunu yapan çok fazla öğrenci var. Renay da o şekilde. Burada çalışan diğer arkadaşlarımız, bizimle gelen öğrenciler. Herkes bu aşamalardan geçiyor ve bir şekilde oluyor. Önemli olan söylediğim gibi içinizi karartmayın, içinizi ferah tutun ve emin adımlarla ilerleyin. Çok teşekkür ederim. Katıldığınız için, beni kırmadığınız için. Rica ederim, ne demek. Ben teşekkür ederim. Tekrardan senin kalan 3-4 gününde iyi gezmeler diliyorum. Çok teşekkürler. Tekrardan teşekkürler. O zaman ben sonuna geliyorum artık. Daha fazla video başlığı için yorumlara yazabilirsiniz. Bu videoyu da Nilay Hanım'ın hatırına beğenmeyi unutmazsınız. Çok seviniriz. Herkese İrlanda'dan, Dublin'den sevgiler. Görüşmek üzere.